Giraboru özellikle bu son dönemde, pandemi döneminde çok daha fazla arzu edilen bir bitki oldu. Şimdi özellikle de biliyorsunuz bu virüs, koronavirüsünde C vitamininin önemi çok ortaya çıkmıştı. Bizim giraborumuz da C vitamini yönünde çok zengin bir değer. Şimdi özellikle talep bu yönde oluyor. Ama esas böbrek konusunda, kalp damar hastalıklarında, vücudun herhangi bütün sıkıntılı bölgelerinde kullanılabilir. Özellikle vatandaşımız konsantresini çıkardıktan sonra bunu taze taze tükettiği zaman, ki biliyorsunuz uzun bir zaman saklama dönemi oluyor, bir yıl kadar saklayabiliyoruz bunu güneş görmeyen ve serin bir havada. Posasını çıkarıp konsantre haline dönüştürdükten sonra bunu bu şekilde tükettiğimiz zaman taze tüketmiş oluyoruz salamurasından çıkarıp. Çok da faydasını görüyoruz. Bütün tıp dünyası da bunu onaylıyor. Hatta yakın zamanda inşallah ilaç sanayinde de kullanılmaya başlayacak. Öncelikle biliyorsunuz coğrafi işaretlemeyi almıştık. Giraboru eğer rekolte yükselirse özellikle teşvik ediyoruz insanları. İşte Mustafa abi gibi böyle üreticilerimizden destek alarak bunları daha çoğaltabilirsek, özellikle mamul yönden sıkıntımız olmazsa bunu ekonomik hale dönüştürüp ekonomiye kazandırma yönünde tesisleşme yoluna gideceğiz inşallah. Öncelikle tanıtmak, çünkü bu bölgesel bir bitki ama şimdi tüm Türkiye tanıyor, hatta dünya tanıyor. Hatta Amerika'nın tıp dergilerinde de artık makaleler yazılıyor üzerine. Bu da çok hoş bir şey. İnşallah bunu, bitkiyi ve ürünü çoğalttığımız zaman bunları sanayi haline dönüştürmeye de devam edeceğiz inşallah. Dünyanın giraborusunun farkı 24 saat dibinden su aktığından dolayı. Suyu çok sever. Seven bir meyvedir. 24 saat dibinden su alsa hiçbir şekilde su tokanmaz. Sulu olduğundan dolayı bünyanın giraborusu 10 numara. Giraboru salamuru olduktan sonra 10 gün sonra, 15 gün sonra suyu içmeye, içilmeye, yenmeye başlayabilir.